çok güzel bir mesaj vereceğim. Ne diyoruz? Çokomelli mi diyoruz? Ne? Çokomelli bir mesaj vereceğim. Ben çocukluğumda en çok çokomelli, bir de Eti Puf'u çok severdim. Eti Puf'un da böyle Hindistan cevizisi, biliyorsunuz değil mi? Çok güzel olur. Bu fırtına bizi çok mu etkiliyor? Yani mesela ben hani çok ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum. Kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum, her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. Tabii bunun eski dönemlere kıyasla bugün çok daha az etkilediği bir süreçteyiz. Eskiden daha fazla etkilediyordu kur sistemi, Türkiye'nin kırılganlıklarının kurla ilişkili olanları. Zaten bunu daha az etkilesin diye Türkiye'de bir ekonomik bir dönüşüm var. Tabii kurdaki hareketlilik, işte 20 kuruş çıktı, 10 kuruş indi, 30 kuruş çıktı, 20 kuruş indi. Veya işte bugünkü seviyeler hep konuşulan sokakta. 2 sene önce de bu düzeydeydi. Hatırlıyor musunuz? 2018'de evet, olsun. 2 sene önce bu seviyelerdeydi. Doğru. Dolar aya çıkacak deniyordu falan. Düştü. Sonra bir çıktı tekrar. Sonra bir daha indi. Yani evet. Bu tip, sonra bazı adımlar attık. Kur tekrar 7'lerden, 6'lardan 5'lere indi. Sonra bir süreç yaşadık. Tekrardan 6'lara çıktı. İşte bu kriz döneminde, pandemi döneminde tekrar bir 7'lere çıktı. Sonra tekrar bir 6'lara indi. Şimdi şu son bir hafta 15 gündür, son bir aydır ki süreçte 6'lardan tekrar 7'lere çıktı. İner çıkar. Burada esas konu şu. Finansal güvenlik noktasında, ekonomik altyapı noktasında Türkiye tüm bu dalgalanmaları kontrollü bir şekilde yönetip yönetemediğidir. Yönetiyor mu? Bu anlamda ciddi açıdan çok güçlü bir altyapıya sahip. Dolayısıyla bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Önemli olan, hep ben şunu ifade ettim. Kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmamasıdır. Türkiye işte tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek bir yapıya da kavuştu. Adam şikayet ediyor. Diyor ki ya kur böyle oldu. İşte demin size sorduğum soru. Şikayet edenlere bakıyorsunuz. Niye Mercedes BMW pahalandı? Mercedes'e BMW'yi biliyorum. Yurt dışına gidiyordum. Eskiden çok ucuza seyahatler yapıyordum, pahalandı. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Senin böyle bir derdin var. Demek ki sen dert ediyorsun. Ama ortaya koymamız gereken gerçeklik şu. Ekonomi bilimi %100 matematik değil. %50'den fazlası sosyoloji ve psikolojiye de bakıyor. Yani toplumsal algı etkili şu durumdur. Türkiye'de bir kesim var. Bir lobi var. Yani biz krizlerden daha çok kriz lobileriyle, battık bittik lobileriyle uğraşıyoruz. 2018'den beri ben yeni sisteme geçtim. Bakan olduğumdan beri her gün Türkiye batıyor. Her gün batıyor. Her gün bunlar. Yani bakın, küresel krizin veya bölgesel krizin veya yaptırımlar veya tehditler, Türkiye'ye yönelik şunlar bunlarla uğraşmaktan çok bunlarla peki, toplum bir operasyonel süreçte muhatap. Bizi de, beni de etkiliyor mesela. Ben de çok bakıyorum. Çok sosyal medyada takip ediyorsunuz. Çok. Onlar etkilenirsiniz. Olabilir. Olduğundan daha fazla değerli bir paranız olursa ithalat cenneti olursunuz. Kimse üretmez. Oysa, herkes dışarıdan gelsin. Oysa bizim ihracat size, yapmamız lazım. Oraya geleceğim. Bu size bir cevap hatırlatıyor mu? Eskiden Türkiye'ye birileri ne diyordu? Siz üretmeyin, biz size şeyleri, traktörleri, arabaları niye araba üretiyorsunuz? Niye uçak üretiyorsunuz? Niye bilmiyorum. Biz size hep biz hazır veririz. Yapılmışı var. Süt dozundan bilmem neresine kadar, şusuna busuna kadar. Şimdi Türk lirası çok daha rekabetçi. İş dünyası bile artık. Döviz borçlanmış mı? Eskiden sistem ne noktada? Ne kadar bağımlı? Şimdi ne kadar az bağımlı? Daha az bağımlı, daha az bağımlı noktaya gidiyor, gidecek. Daha güçlü adımlarla bu noktaya gidecek. Türkiye'nin gerek sermaye altyapısı. Halk da bunu her geçen gün görüyor. Toplum da bunu görüyor. Çünkü konu Berat Albayrak değil. Ama ben çok üzücü bir şey söyleyeceğim Ahmet Bey. Berat Albayrak bugün var, yarın yok. Ekonomi başta olmak üzere bu ülke paradigma değişikliğini başlattı. Berat Albayrak gitse, kim gelirse gelsin, ekonomi başta olmak üzere, enerji politikaları başta olmak üzere, güvenlik, savunma sanayi, tamamında Türkiye başka bir yola girdi. Dolayısıyla bu zihniyete akıl veren, parmağında oynatan kişilere ben buradan sesleniyorum. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altılı olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli yerli mücadeledir. Bu bakımdan yastık altındaki dövizleri,
dolarları, avroları, varsa altınlarınızı gelin yerli parayla değiştirin ve bunlara karşı en önemli cevabı milletçe hep birlikte verin. Kusura bakmayın. Geç. Maçı kaybettiniz. Market bitti bu. Berat Albayrak gider. Dolayısıyla çok daha güçlüsü gelir. Çok net söylüyorum. Anladım. Dolayısıyla beni yıpratmanızın bir şeyi yok. Anlamı yok diyorsunuz yani. Beni yıpratmaya çalışmanızın bir kıymet harbiyesi kalmadı. İş işten geçti artık. O yani o eskidendi. 70'lerin, 80'lerin, 90'ların 28 Şubat Türkiye'si. Aa şeriat gelecek. Bilmem ne olacak. O hikaye. Meğersem konu başörtüsü değilmiş, türban değilmiş, şu değilmiş, o yasak bu yasak değilmiş. Cüzdanları toplama, 2001 ekonomik kriziyle bankaları boşaltma. Ülkeyi asırlar gerisine götürdüler. İşte bunun ekonomik ispatı. Sene 1924, 1 dolar 90 kuruş. Sene 1992, 1 dolar şu anda 8200 lira. Bugüne kadar biz yönetmedik bu ülkeyi. Bunlar yok. Ülkemiz bir borç ülkesi. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak.